dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Şimdi her ülkenin kendi dinamikleri var. Kendi dinamiklerine göre bir strateji planı geliştirildi. Ve Türkiye'nin mücadelesine dönüp baştan bakacak olursak, daha çok erken zamanda çok sıkı sayılabilecek, hatta bu konuda eleştirilen tedbirler alındı. Çin'den başlar başlamaz, Çin'den uçuş seferleri hemen iptal edildi. Termal kameralarla kontroller oldu. Bunu savuşturduk. O günlerde ülkemizde pozitif vaka çıkmadı. Pek çok ülkede çıkmış olmasına rağmen, İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da yavaş yavaş başlamasına rağmen, Japonya'da, Kore'de. Peşinden İran vakaları başladı. Bu çok daha önemliydi çünkü Yunanistan'a, Japonya'ya, Kore'ye bakarsanız, bunları söylüyorum çünkü belki ileride fırsat olur anlatabilirim. Japonya'nın, Kore'nin, Çin'in her birinin kendi ayrı stratejileri var. Onlara rağmen orada ilk vakalar varken Türkiye sıfır vakayla geldi. Yani 50 gün, 60 gün biz sınırlarımızdan içeri sokmadık. Ama gelince de artarak yükseliyor hocam. Artarak yükseldi hep. Ama böyle olur zaten. Şimdi müsaadenizle bakın, şu andaki durumu da söyleyeyim size. Rakamlar bir şeyler ifade ediyor tabii. Şu kadar bin vaka oldu, bu kadar öldü. Ama bunun en nüfusla karşılaştırılarak güvenilir rakamı, milyon nüfus başına kaç vaka olduğuna bakmak lazım. Şu anda İtalya milyon nüfus başına 978 vakaya ulaşmış durumda. Türkiye? Çin o kadar problem yaşadı, 56. İspanya 708. Türkiye en son 1236 vakayla 15'e ulaştı daha yeni. Ve bizim bu kadar temiz tutarak ya da vaka sokmadan geldiğimiz durumda, Avrupa meselesi başlayınca, Suudi Arabistan meselesi başlayınca buradan çok miktarda vaka ve bizim öğrencilerimiz, vatandaşlarımız İtalya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan dönmeye başlayınca, ki oralarda çok arttığı için bu kadar hızlı dönüş oldu. Suudi Arabistan'dan dönmeye başlayınca, ki orada pozitiflerden çok vaka gelmeye başladı. Bir anda Türkiye'ye pozitif vakaların girişi oldu. O zaman bakanlığımız tedbiri açıkladı. Vatandaşlarımız lütfen evinizde karantinada durun. Yani dillerde tüy bitti. Rica edildi, aman karantinada evlerde durun. İşte bunu ilk anda sağlayamadık. Ondan sonra gelenleri zorunlu karantinaya alma meselesi geldi. Şimdi bu giriş olunca